verdiği karakterlerle kah güldürdü, kah ağlattı. Başarılı sanat hayatına sayısız eser sığdırdı. Ancak kalbi daha fazla çalışmasına izin vermedi. Onu bu hayattan hiç beklenmedik bir anda koparıp aldı. Ardında bıraktığı eserleriyle sonsuza dek yaşayacak olan Rasim Öztekin, 8 Mart 2021'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gidişiyle sevenlerini yasa boğan 62 yaşındaki usta sanatçı için bugün öğle saatlerinde Ses Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlendi. Öztekin'e veda etmek için gelen kalabalık sokakları tıka basa doldurdu. Cenaze aracının hemen ardından yürüyen Pelin Öztekin, babasının tabutuna bakarken yakınlarının desteğiyle ayakta durabiliyordu. Pelin Öztekin, törende yaptığı konuşmayla ise herkesin yüreğini sızlattı. Çok teşekkür ederim. Bir de konuşma hazırlamadım açıkçası. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum. Benim ilk aşkım olduğu için, ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için, evet o bütün saydığı ustalardan öğrendi. Onların yanında benimle yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla. Ama bak baba, birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum her şey için. Bütün herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanatçının biricik eşi Esra Kazancıbaşı ise çok sevdiği Rasim'ine sesi titreyerek veda etti. Sağ olun. Bir yerdeyiz. Ne söyleyebiliriz ki? Sadece şunu söylemek istiyorum. Toplamın tüm isimlerini biriktiren herkesin abi dediği bir insan. Büyük kayıp. Onun değerlerinin aslında toplumun tüm kesimine yayılmasını belki de bu vesileyle söylememiz iyi olur. Her insana nasip olmaz. Herkesin abi dediği bir insan olur. Bunu olur bu kadar söyleyeceğim. Cansın'a sorsanız da. Başın sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Gelenler arasında Rasim Öztekin'den kavuğu devralan Şevket Çoruh da vardı. Acısını anlatırken abim diyerek başladı sözlerine. Abi. Çok üzüldüm tabii. Yani takip ediyorduk zaten durumunu. Yine toparlayacağını düşünüyorduk ama bizim için büyük bir şok oldu. Peki, teşekkürler. Teşekkürler. Derya Baykal da anma törenine katılan isimler arasındaydı. Pek çok oyunda birlikte rol aldığı arkadaşına veda ederken Rasim Öztekin'in neşesinden bahsetmeyi ihmal etmedi. Başımız sağ olsun tekrar. Şehir dışındaydık, sabah çok erkenden çıktık. Yine bu sahneden kavuğu almıştı. Evet, kavuğu da burada almıştı. Gerçekten Ferhan Bey'in de çok sevdiği ve yıllarca birlikte çalıştıkları, benim pek çok oyunda birlikte oynadığım, bir oyun sahneye koymuştum, orada oynuyordu ama ben yoktu. Çok oyunda oynadık. Ve hakikaten bir gün incinmedim, bir gün kırılmadım. Her gün neşesiyle kulisten girerdi. Hani ne olursa olsun hep böyle morali yüksek, çocuk tarafı yüksek bir kardeşimdi, arkadaşımdı. Kaç yıllık dostunuz? Çok, çok uzun. 86-87 yılından beri. Yani ondan önce de tanışıklığımız var ama bu tiyatroda birlikte
Yani çok turnelere gittik. Yani çok çok şeyleri paylaştık. Çok kişileri canlandırdık. Oynadık birlikte. Çok çok neşeli, güzel bir insandı. Hayatı güzel gören bir insandı. Başınız sağ olsun. Herkesin başı, başta ailesinin olmak üzere herkesin başı sağ olsun. Teşekkür. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Sağ olun.